Sağ olun. Afiyet olsun. Buna ben dedim atma hacı. Masum eder. Ya abi at ben sana söyleyeyim. Sayın abi söyleyeyim. Ben de böyle bir şey. Hacı okuttan sen biliyorsun arkadaş kalmış çıkarttın. Çünkü sen haber bunu alt üst şeyler paylaşıyorsun. Alır bir fikrini yanılmamıyor ya. Bunlar paylaştılar mı? Tepsi gelmiş. Abone ol, ne var abi de şey. Olur mu olmaz mı yeter mi? Ben at aklıma geldi. At çıkma söyledim. Ben bunu ayarlar mı? Güzel bir vatat yap, şeye haber için. Evet, kolay gelsin. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizi kolay tanıyalım, gelsin. Ben ev hanımıyım, Filiz Gelmeli. Ne yapıyorsunuz efendim şu an? Gilaburu sıkıyorum. Gilaburu bizim yazın bağdan toplarız bunları. Böyle koyarız maya şeye, salamura. Salamurdan sonra sıkarız, ikram ederiz misafirlerimize. Yani şu bitkidir, an, çok an... güzel bir bitkimizdir. İçecek bir, yani içecektir. Çok güzel, herkese ikram ederiz yani. Şu anda sıkıyorum. Evet, sağlık meyvemiz. Yönünden. Sağlık yönünden içilir, böbrek taşlarına çok iyi gelir. Yani çok iyi bir içecektir. Yani herkes Kayseri'mizde bunu çok iyi bilirler. Çok herkes, her evde tüketilir bu şeyimiz, bitkimiz. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Salih Gelmeli abi. Annem her yaz bağda toplarız beraber. Salamura'ya yatırırlar. Sonra beraber şey yaparız. Ezeriz bunu, suyunu çıkartırız. Belli mevsimlerde de çıkarırız, içeriz. Biraz tadı nasıl? Tadı biraz ekşimli tırak ama güzel yani. Şeker atınca güzel oluyor. Kayseri has bir özellik. Kayseri has bir özellikleri var. Evet, afiyet olsun. Sağ olun. Aslında bitki bu. Neler söyleyeceksin? Evet, Türkiye'nin birçok yerinde yetişmiyor. Sadece Kayseri ve Sivas bölgesinde yetişen bir bitki. Gilaburu. Biz Kayseri olaraktan bunu yaz güzün toplarız. Biz onlara salamlarız suyla birlikte. Ondan sonra gelen özel misafirlere özellikle bunlar da sıkılır. Misafirlere ikram edilir. Birçok şeye faydası vardır. Mide böbrek taşından düşürür. Sağlıklı bir bitki. Kayseri'ye has bir bitki. Gilaburu. Tadı nasıl efendim?
Bana göre eşki olur. Ben şeker atarım. Yani çoğu kişi de zaten eşki olduğu için içemez ama şekerli olursa tatlı yani. Gilaboru sonbahar aylarında toplanan ve suda salamura olarak bekletildikten sonra tüketilen faydalı bir meyvedir. Suyu sıkılarak içilebilir. Bunun böbrek taşlarını veya safra keşesi taşlarını kimyasal yolla küçültülebilir. Dolayısıyla taş problemi olan hastalar günlük bir bardak, iki bardak çok fazla zorlamadan, aşırı bir yükleme yapmadan tüketebilirler. C vitamini içeriği yüksektir. Aynı zamanda antioksidan içeriği yüksektir. Dolayısıyla antioksidan etkisi tabii birçok kanser türüne karşı koruyuculuk sağlayabilir. Gilaboru kabuğunun kaynatılıp içilmesiyle kas krampları, spazmlarının büyük oranda rahatlatıldığı görülmüştür. Dolayısıyla özellikle yeni doğum yapmış annelerin krampları, spazmları rahatlatmak amacıyla gilaboru ağacı kabuğunun kaynatıp içebilirler. Bazıları sıkıyorlar hocam gilaborunu, bekletiyorlar buzdolabında veya farklı şekillerde. Gilaboru suyu taze sıkılıp içilmelidir. 24 saatten fazla bekletilmemelidir. Atilla yüzüne duvar yapıştır lan, ha aferin ha. Ya, yok. Yapıştır lan yapıştır. Benim arabaya müşteri geldi. Motoru da çek, motoru. Üstüne çıkarayım lan bir iki tane. Şunun üstüne koyak, oradaki belli oluyor. Orası var, güzel. Bunlar kokuyor ha. Güneş gibi. Oğlum. Şöyle çevir çek de. Şuradan şuradan şuradan. Oğlum.